Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün seninle birlikte PO Sosyal Lig oynuyoruz. Evet, bugün bu videoda 7. hafta kadromuzu kuracağız. 7. hafta için futbol kendimiz yapacağız ve quiz sorumuzu yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Adım adım 1000 abone doğru gidiyoruz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Evet, bugün hiç bekletmeden hemen quiz sorumuza geçtik. Dediğim gibi abone olup like atarsanız sevinirim. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nin ortak tarihin en çok oynanan futbolcu kimdir? Hangisidir? Oha, Radamel Falcao mı? Henrik Larsson mu? Radamel Falcao. Henrik Larsson mu? Henrik Larsson. 6. haftayı. Oha, 6. hafta puanları açıklamış lan. Arkadaşlar 6. hafta puanları açıklamış. Biz 6. hafta 86 puan alıyoruz. Ve puanlarınız bu şekilde. Mert'ten 8 puan. Caner'den 5 puan. Meyet'ten 5 puan. Christian Lundeman'dan 5 puan. Maxim'den 5 puan. Davison'dan Pereo'dan 11 puan. Ozan Dumbo'dan 5 puan. Vici'den 7 puan. Becim Tepti'den 5 puan. Promedi'den 4 puan. Tabii ki de Paramosa'yı Falcao'dan var ya, biz şu an uçmuştuk. Paramosa'yı Falcao'ya koyacaktım ideyenin yerine ama olmadı. Mensah'ın da koronavirüs olduğunu bilmiyordum. Yani Falcao'yu koysak bir gol beslemişti Falcao Reis. Koysak belki şu an 100 puanı aşmıştık. Mensah'ın da koronavirüs olduğunu bilmiyordum ama sağlık olsun. 6. yılda ben puanlarını açıklanmıyor diye biliyordum. Açıklanmış, güzel olmuş. Bakalım futbol kendine kaçanmışız. Onu çok merak ediyorum. Geçmiş tercihimlere baktık. Oha! Abi. TRT ilk mi lan? Oha oha. Bir daha bakacağım lan. Rüya mı gördüm? Oha, bundan lan. 7,5 milyon. Bütçe geldi. Aman Allah'ım. Ya kahiniz resmen ya. İşte bu ya, işte bu. Gerçekten çok mutlu oldum. Ondan yapacağım hiç bilmiyordum. Ben 6. haftanın puanların açıklandığını bile bilmiyordum. Vallahi çok güzel oldu. Zaten enerjim ölü yüksekti ki. Zaten enerjim şu an var ya, tavan oldu tavan. O zaman ondan yapmışız. Bakalım bu hafta ondan yapacak mıyız? Evet, şu an 7. hafta futbol kendine geldik. Bir ondan daha gelir mi be? Bir ondanımız var mı be yine? Karagümrük Erzurum. Erzurum ben çok zayıf buldum, o yüzden Karagümrük'e basıyorum. Trabzonspor, Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'yı vereceğim. Kasımpaşa'nın ben daha çok puan kapılarını düşünüyorum. Gençler Birliği, Galatasaray. Galatasaray'a vereceğim. Göztepe, Alanya. Bu da kritik maç. Gerçekten bu da kritik maç ama Alanya'yı ben daha çok puan kapılacağını düşünüyorum. Daha çok puan kapılacağını düşünüyorum. Galatasaray, Ankara Gücü. Ankara Gücü Galatasaray maçında oynanmama riski var. Çünkü Ankara Gücü'nün futbolcularında bazılarında koronavirüs çıkmıştı. Ama ben oynayacağını düşünüyorum ve Galatasaray'da, hatta Galatasaray'dan bu hafta çok oyuncu koyacağım. Çaykur Rize, Kayseri, Çaykur Rize. Dediğim gibi Sivas maçında yendiğini düşünüyordum ve yendiler. Kayseri'de ben ya rahat yeneceklerini düşünüyorum. Rahat yeneceklerini düşünüyorum. Ben Çaykur Rize'ye verdim. Konya, Başakşehir. Başakşehir yorgun gelecek. Başakşehir dedim be, Başakşehir dedim. Beşiktaş Yeni Malatyaspor. Beşiktaş Yeni Malatyaspor. Ben maçı izlemedim ama yorumlara baktığım zaman ilk 70 dakika çok iyi oynamış Beşiktaş. Ondan sonra bir herhalde kırmızı kart görmüş Beşiktaş. Ondan sonra bir çuvallamış. Ama Malatyaspor da iyi ama ben kime versem, ben Beşiktaş'a vereceğim ya. Hiç risk almayacağım. Hatayspor, Sivas. Hatayspor, Sivas maçında Hatayspor'a verdim. Tek maçımız kaldı. Antalyaspor, Fenerbahçe, Antalyaspor. Gerçekten kötü bir formları var. Hamilton'la kırmızı kart görmüş Başakşehir maçında. Fener'e verdim. Çok rahat yendiğini düşünüyorum Antalyaspor. O yüzden Fener'e verdim. Bu haftaki maçlarda 10'da 7 yapacağını düşünüyorum. 10'da 10 yapacağımı hayal olarak görüyorum. Nasıl 10'da 10 yaptığımı hala ben bile inanmıyorum. 10'da 7 ya da 10'da 8 yaparım diye düşünüyorum. Hemen kaydet diyelim. Yüz kaybetmeden 7. hafta kadromuzu kuralım. Arkadaşlar ben kaleci olarak 4 milyona Okan Koç'u tercih ettim. Bence aralarında en iyi 4 milyon Marafona vardı. Ama ben Okan Koç'un gol yemeyeceğini düşünüyorum Ankara Gücü maçında. Yani Okan Koç'u koydum. İnşallah Fatih Öztürk oynamaz. Okan Koç'u oynar. Okan Koç'u koydum. Bu arada 3-4-3'e döndüm. 3-4-3'ü ben daha çok ilerli olacağını düşünüyorum bu hafta. O zaman 3 tane defans tercihimize geçelim. Arkadaşlar ben 3 tane defans tercihimi 3 büyüklerden yine kullanacağımı düşünüyorum. Başakşehir'e bakmıştım. Başakşehir'de çok tatmin olmadım oyunculardan. İlki kesinlikle 7 haftadır. Herhalde 7 haftanın 7 haftasında da koydum Caner Erken'i ve 7 haftadır gerçekten işime yaradı diyebilirim. İkincisi de yine Fener'den olacak. Gökhan Gül olacak. Yani Gökhan Gül'ün Caner işbirliğinden yine gol olacağını, gol asist olacağını düşünüyorum. Çok işbirliği yapıyorlar çünkü kornerlerde. Ve üçüncü futbolcum Sarak olacak. Sarak yine ben asist yapacağını düşünüyorum. Jack Ney falan. O yüzden Sarak'ı koydum. Üçü de bek. Üçünü de ben katı salan diye düşünüyorum takıma. Şu an 4 futbolcu koydu. İkisi Galatasaray, ikisi Fenerbahçe. O zaman
Biz kesinlikle 4 tane orta tercihimize geçelim. Arkadaşlar ben bu hafta büyük takım oyuncularına inanacağım. Çünkü büyük takımlar Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun biraz zayıf rakiplerle oynuyorlar. Birincisi Belhanda ile Emre Kılıç arasında kaldım ama Emre Kılıç'ı koyacağım. Çünkü Belhanda'nın sakatlığı var deniliyor. O yüzden Emre Kılıç'ı koydum. İkincisi Pelkas olacak. Pelkas'ını ben gol ya da sep yapacağını düşünüyorum. Pelkas nerede abi? Pelkas. Üçüncü futbolcum Vici olacak. Üçüncü futbolcum Vici'yi koydum. Ve dördüncü futbolcum Aytaç Karı olacak. Kasımpaşa'nın da Aytaç Karı koydum. 36,5 milyonumuz kaldı. Aa Pelkas nereye gitti lan? Pelkas'ı da koydum. 30 milyonumuz kaldı. O zaman hiç saçmalamadan 3 tane forvet elimize geçelim. Arkadaşlar ben 3 tane forvet seçtim. Bunların bir tanesi kesinlikle Abubakar olacak. Abubakar'ı ben gol atacağını düşünüyorum. %23 seçilmiş zaten. İkincisi Crivelli olacak. Crivelli'nin de şu an forma girdiğini düşünüyorum. Ben Crivelli'yi koydum. Ve üçüncüsü Loic Remy olacak. Forma giymiş bir Loic Remy var. Sivasspor attığı golden falan olsun. 5,5 milyonumuz kaldı. Bunu nasıl değerlendireceğiz bilmiyorum ama ben bir düşüneyim geleyim. Arkadaşlar ben yine 3 tane futbolcu arasında kaldım. Bunlardan bir tanesi Ersin Destan oldu. İkincisi Taylan Antalyalı. Üçüncüsü Manyak. Bu 3 futbolcu arasında kaldım. Ersin Destan oldu ve Taylan'ı biraz geri plana attım. Onların biraz da az puan toplayacağını düşünüyorum. O yüzden ben her hafta olduğu gibi yine Manyak koyacağım Canan Erkin gibi. Manyak 5,5 milyon. Manyak'ı koydum. Kadromuz bir şekilde aslında biraz büyük takımın üzerine gitti açıkçası. Bir anladığı kulüplerinden Manyak, Remy ve Aytaç Kara var. Ve ben kaptan arasında Caner Erkin ve Vici arasında kaldım. Ben Caner Erkin'i koyacağım abi kaptan olarak. Yani Fener'in gol yemeyeceğini düşünüyorum. Vasit yapacağını düşünüyorum ben Caner Erkin'i. O yüzden Caner Erkin'i kaptan yaptım. Güzel bir hafta oldu. Güzel bir kadromuz oldu. Hemen kaydedelim kadromuzu. Bence çok güzel bir video oldu. Eğlenceye devam etmek için sağdaki PS sosyal yönetmelerini izleyebilirsiniz. Solda bir önceki videom var. Orta kanala abone ol butonu var. Tıklayıp kanala abone değilsiniz. Kendinize iyi bir konu. Hoşçakalın ve bay bay.